Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık hastayım. Bu hava değişiminden oldu galiba. Sürekli bir ısınıyor, bir soğuyor. Sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama sesimden dolayı özür diliyorum ve bugünün videosuna hemen hızlıca geçiyorum. Merhaba Asya Hanım, umarım iyisinizdir. Sayfanızda yer verdiğiniz tüm itirafları başından beri dinleyen takipçinizim. Okuduğunuz bazı itiraflar sayesinde büyük konuştum zannederim. Başıma bela aldım, bunu da yazmak istedim. Adım Hayal, 30 yaşındayım. Hayatım boyunca kendi ayaklarım üzerinde durmuş, zor günlere gülümseyerek göğüs germiş, elimden geldiğince doğru yolda ilerleyip ve yaşamayı deneyen birisiyim. Kimsenin malında, mülkünde gözüm yok. Kimseye kötülük gelmesini istemiyorum. Kimseye de zarar vermiyorum. Yani sizin okuduğunuz bazı itiraflara öfkelenik Büyük konuştuğum ana kadar en azından böyleydi. Şimdi desen kendimden tiksinmiş hale geldim. Bilinçsiz şekilde kendimi üçgen bir ilişkinin içinde buldum ne yazık ki. Ben evlenmedim Asiye Hanım. Aşk ve evlilik benim için kutsal bir adım. Ne ben birine güvenip tamam dedim ne de katı kurallarımın olduğunu düşünen tanıştığım erkekler benimle evlenmek için adım attı. Aslına bakarsanız şükürler olsun bu hayatımda da mutlu yaşadım. Mutlu bir insanım sadece aşkla kurmak dileğim sanırım. Onu da artık istiyor muyum bilmez bir hal aldım. Katı kurallarıma gelince ise yok normalde katı kurallarım lakin insanlar öyle menfaatçi olmuşlar ki örf ve adetlerimizi, saygılı ilerleyen ilişkiyi, güveni, sevgiyi katı kural olarak değerlendirmeye başlamışlar. Bu yüzden işte bulamadım kendime göre birini. Gerçi aramadım da ne yalan söyleyeyim. Elbet önüme bir gün birisi gelir dedim. Sizin okuduğunuz çoğu itiraflara da öfkelenirdim. Hiç mi akıllarını kullanmıyor bu genç kızlar yahut kadınlar diye. Ben olsam inanmam, ben olsam kestirip atar, ben olsam şunu yazar, ben olsam şöyle cevap verirdim diye kendi kendime büyük konuştum zannederim ki. 6 ay önce Asiye Hanım hayatıma biri girdi. Sosyal medya hesabından bana mesaj attı. Normalde sevmem sosyal medyayı. Hiçbir vakitte birine güvenmem. Tepkimi geri yazmamakla gösteririm. Tüm fotoğraflarımı silerek sadece medyayı takip ederdim. Kimseyle ne yazışır ne de sohbet ederdim. Altı ay öncesine kadar. 6 ay önce bir adam tarafından mesaj aldım Asiye Hanım. O adam hayatımı değiştirdi. İçimden bir his dürtüklemişti beni. O dürtüklemeye karşılık verip Ahmet'le yazışmaya başladım ne yazık ki. Öyle böyle değil. İlk başta ciddiye almamış, sonrasında haftalarca yazışmış, sonrasında ise aylarca konuştuğumu idrak etmiştim. Ahmet, inanır mısınız melek gibi biri. Terbiyeli, saygılı, sadakatli, ince ruhlu, duygusal, zeki, çalışkan, sıfatlarını say say bitiremeyeceğim. O kadar iyi bir insandı ki Ahmet, hayalimde oluşturduğum erkek gibiydi. 6 ayın içinde Asiye'nin bir kere bile Tartışmadık, altı ay boyunca bir kere bile fikir ayrılığı yaşamadık. Namazında, niyazında, harama el atmayan, beni el üstünde taşıyan biri. İşin tuhaf olan kısmı ise benden ne fotoğraf istedi, ne kamera görüşmesi yapalım demişti. Neden istemiyorsun diye sorduğumda, sen bir kadınsın, seni rencide edemem demişti. Üstün başım müsait mi diye bilmeden nasıl kamera görüşmesi tuşlayabilirim? Sen bir hanımefendisin, fotoğrafını uygun olduğun zaman arzu ettiğin. Zaman zaten gönderirsin Sıkıştırmak bana göre değil Böyle güzel cümleler söylerdi Sabahtan akşama kadar Bazı vakitleri gecelere kadar çalıştığı halde Telefonundan beni ayırt etmedi Yanında taşıyordu asiyanım Bağımlı gibiydi Ne halime karışır ne giyimime karışır Ne arkadaşlarıma buluşma saatlerime karışır Hep bana göre hareket ederdi Bir adam evlenirse Sevdiği kadına yardımcı olması gerekir Erkek de yemek yapabilir Erkek de ev toplayabilir bildiğiniz Ahmet yani hayalimde bile öte birisiydi. Bütün bu süreç içinde bizim Türk öf ve adetlerime göre hareket eder, ona göre konuşma yapardı. Hiçbir zaman yatak odası konusuna değinmedi. Ciddi ilişki olmadan yahut evlenmeden o konulara girmeyi terbiyesizlik sayardı kendisi. Adam gibi adam, helal süt emmiş. Lakin benim geçmişten gelen güven problemin olduğu üzere tüm zaman boyunca yavaş adımlarla ilerledim. Buluşmadık hiç. Önce telefonda iyice zaman geçsin. Ben ona güven sorunumdan bahsetmiş. O da anlıyorum sen bir kadınsın. Tabi yavaş ve temkinli adımlar atacaksın derdi. İnsanların hali hal değil canım. Kızmıyorum. Aksine bu temkinli davranışlarından dolayı seninle gurur duyuyorum. Böyle böyle cümleler kullanarak kalbimde heyecanı yolaşmıştı Ahmet Ahmet ah Ahmet nereden bilebilirdim ki büyük konuşmalarımın bedeli gibi hayatıma giriş olduğunu bunu bilemezdim o beni çevresine dahil etmiş ben onu çevreme dahil etmeye giriştim o iş ortamında arkadaş ortamında her fırsatta benimle yazışır ve telefonlaşırdı kimseden saklamaz kimseden gizlemezdi kiminle konuşuyorsun diye soran arkadaşlarınla canımla, gülümle, bir tanemle diye cevap verirdi. Ben nereden bileyim o canım, gülüm ve bir tanem diye nitelendirdiği meğer ben değilmişim. Beş ay geçmişti Asiye Hanım. Ailem de fark etti. Hayatıma biri girmişti. Arkadaşlarım ve ailem sevinç içindeydi. Hepsi hayret ederdi. Kız bekledin bekledin turnayı gözünden vurdun derlerdi. Yeşilçam filmlerindeki aşklar var ya Bizim ilişkimiz öyleydi sanki. Beşinci ayda karar verdim artık buluşabilirim diye. Aklımdan geçirmiştim. Adam daha ne yapsın beni nasıl inandırsın? O Ahmet iyi biri tam telefonu elime almış buluşmak istediğimi söylemek için arayacakken kalbimin derinlerinde sızı hissettim. Öyle böyle değil. Aklıma bir atasözü gelmişti. Kimse dört dörtlük değildir. Lakin Ahmet dört dörtlük birisiydi. Duygularımı kenara bırakıp ince ince düşünmeye giriştim. Öfkelenmiştim, çok öfkeli. Telefon açıp sen ne işler karıştırıyorsun diye kavga etmeye başlamıştım bir şekil. Titredi, sesi titremişti. Ben, ben bir şey yapmadım, yapmıyorum, sadığım, yemin ederim, yapar mıyım, cehennemde yanarım, sana yapsam Allah cezasını verir hayatım diye cümleler kuruyordu. Delirmek üzereydim. Ben inat ediyor, o yeminler ediyordu. Ben kavga et, tartış benimle diye bağırıyor, o yapamam. Kadınsın sen, saygımı bozamam diyordu. Ben koskoca adamı baştan aşağı fırçalıyor, o sadece susup dinliyordu. Seni anlıyorum, hak veriyorum, bu yüzden susuyorum ve tepki göstermiyorum diyordu. Kendi iyiliğimden bile şüphe duydum. Ahmet, Allah'ın adını anarak yeminler ediyordu. Ciddi anlamda ben ben miyim kötü acaba diye aklımdan geçiriyordum. Görüyor musun bak. Bak bak. Bu olaydan sonra temkinli davranışlarım arttı Asiye Hanım. Her yaptığını sorguluyor, her yaptığına mana buluyordum. Her yaptığına bilerek kızıp kavga çıkarıyordum. Yok adam 404 gibi yapışmış saygısından, terbiyesinden, her zamanki halinden vazgeçmiyordu. Beni hala el üstünde tutuyordu. Bu hali desem daha fazla şüphe etmemi sağlayan bir durumdu. Bir ayı da tartışa tartışa geçirmiş, 6 ayın sonunda son sözümü koymuştum. Dayanamıyordum, hissediyordum bana gerçekleri açıklamadığın sürece bitti bu iş diye konuşma yapmış bulundum. Gece yarısı veda mesajı yazdım Ahmet'e. Şüphe içinde olduğumu, bu belirsizlik içinde kalmayı istemediğimi ve içimdeki bir hissin onun yan içinde olduğunu söyleyip yazmış bulundum. Noktayı koymuştum. Tabi o gecesi uyuyamamış, sabaha kadar bana dönmesini beklemiş. Uykusuzluk halinde bekleye bekleye mesajı da gelmişti. Beni sevdiğini, bana aşık olduğunu, benden başkasını umursamadığını, ben hayatına gireli herkese kör olduğu gibi cümleler yazmış. Beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Tam içimdeki o tuhaf duyguyu bastırmayı denerken Asiye Hanım olan olmuştu. Kamera görüşmesi arıyordu. Ben de zannediyorum ki durumu konuşmak için istiyor. Kamerayı açınca ne göreyim? Bir kadın. Bir kadın. Onun telefonu telefonundan beni arıyordu. Kadın hüngür hüngür ağlıyor. Benim de sen sinirlerin bozulmuş. Kahkaha atıyordum. Olamazdı bu. İnanamıyordum. Ahmet benim Ahmet'im, dört dörtlük Ahmet'im karısı karşımda ağlıyordu. Hem kadına üzülmüş birlikte onunla gözyaşı döküyor hem sinirlerim harap olmuş kahkaha atıyordum. İnsanların arasında benimle konuşması meğer herkesin karısıyım diye düşündüğü için oluyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Karısıyla ilişkiye girip abdest aldım namaz kılacağım diye sabahın köründe duştan çıkmış fotoğraflarını bana yolluyordu. Benim ona güvenmem için cuma günleri camiye gidip resim çekiyormuş. Seninle yalan üzerine bağ kurarsam bilirim zaten olmayacağını diyordu. Allah seni korur bana da başkası yaşatır bu durumu diyordu 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 neler neler anlatıp söylüyordu Ahmet adı bile Ahmet değil diye düşünüyorum 6 ay boyunca hem eşini hem beni kandırmış Ben onu bırakınca da telefonu öfkeyle karısının ayaklarına fırlatmış Senin yüzünden oldu senin yüzünden bıraktı Seni saklamam gerektiği için ona doğruları anlatamadım sen kabahatlisin senin yüzünden beni bıraktı hayal. Senin yüzünden terk etti beni. Erdin mi muradına? Rahatladın mı? Meğer Ahmet'in iki telefonu varmış. Ben kadınla birlikte konuşurken diğer telefonda bana ulaşmaya çalışmış. Bana yazdığı mesajlar karısının elinde olan telefona deletliyormuş. Kadın her yazdığını görüp okuyormuş. Sevgiden girmiş, evlilikten çıkmış. Aşktan girmiş, çocuktan çıkmıştı. Ahmet biliyordu ikimizin o an konuştuğunu. Zaten o yüzden aşkını haykırıyordu. Kadını okuyor. Ben okuyorum. Karşılıklı ağlıyor ve kahkaha atıyorduk. Kadın benim suçsuz olduğumu anlamıştı. Tüm mesajlaşmalarımızı okumuş. İkimizin de anlamadığı fakat Ahmet'in neden böyle yapmış olmasıydı. Görüyor musun aşkım? İkisi aşk evliliği yapmış birbirlerini meğer çok seviyorlarmış. İki sene önce evlenmişler yeni sayılır. Kadın da bana sordu Asiye Hanım, neden böyle yaptın neden aşık oldu sana ben bir şey yapmadım yalvardı kadın lütfen bırak kocamı lütfen yalvarırım kimsem yok benim kocama muhtacım İki çocuğum var sokakta kalırız kadının çocukları başka adamdanmış o an anladım Ahmet manaton hayat sürmekteyken kalk işe git eve gel yemek ye kadına ve onun çocuklarına bak yatak odasına git uzan. Hayatı monotondu sanırım. Aralarında ne oldu ne gitti bilmiyorum. Lakin Ahmet kafasını dağıtmak için ki bu çok yanlış tesadüf olarak beni bulmuş oldu. Ben de ona farkına varmadan hayatın yaşamaya değer olduğunu gösterip onu bilmeden de sevinç içinde boğdum. Zamanında aşık olduğu karısı ve onunla birlikte olup yaşadığı hayat hayal ettiği gibi zannederim gitmiyordu. Bunlar ama beni alakadar etmiyor. Kendimi o kadar iğrenç hissediyorum ki anlatmaya dilim varmıyor. Kendimi kötü kadın gibi anımsıyorum. Keşke cevap vermeseydim. Keşke olmasaydı bunlar diyorum. Gerçeği kimseye anlatamıyorum. Soranlara ben ayrıldım, bitirdim diye cevap veriyorum. Olanlar benim suçum mu? Sizin okuduğunuz itiraflara öfkelenip büyük mü konuştum? Hiçbir şey göründüğü gibi meğer olmuyormuş Asiye Hanım. Bunu çok iyi kavradım. Ciddi söylüyorum. Bir anlık aşık olmama evlenme hayalim nereden nereye sürüklemiş oldu. Masumdum, çok masum. Sadece bir kereliğine olsa dahi birine güvenmek istiyordum. Hikayenin sonunu merak ediyorsanız eğer kadınla uzun uzun konuştuk. Aslında kadın olanları kaldıramıyor. Ayrılma aklından geçirse dahi koca eline bakmaktan başka çaresi yok. Yani öyle düşünüyor. Konuşmuş, vedalaştık. Anladı kadın benim bu olayı baştan bilseydim yapmayacağımı çok iyi anladı. Telefonları kapatıp bir işlerimizi engelledik Asiye Hanım. Ahmet'in numarası ve hesapları olduğu üzere daha 24 saat geçmeden aradan engeli kaldırmış. İnanamadım. Zamanında sen benden kaçamazsın demişti bulurum seni. ID adresini araştırır, evine gelirim. Eli kulu uzun ve çok zeki birisi. Yapacağından şüphe etmedim. Ben ona bilmeden masum aşk vaat etmiştim. Gidip hayatımı değiştirdim. Yeni hattımı başka birisinin üzerine kayıt ettirdim. Tesadüf bile olsa bulmasın Ahmet Beyciğim. Sosyal medya hesabını yok etmiş. Kayıplara karıştı Asiye Hanım. Bu da benim hikayemdi. Anlamıyorum bir insan neden böyle yapar ki? Bir insan neden 6 ay boyunca yalan söyler karşısındaki insana? Her şey... Her şeyi yalan. Akıl sağlığından şüphe ediyorum bazı zamanlar. Adam bildiğiniz baştan aşağı yalan. Adamın namazında ne yazında olması, yeminler yapması, harama el göz atmaması, her şeyi yalan hanım. Karısının bile ağzı açık kaldı. Madem sevmiyor eşini, neden ayrılmıyor ondan? Kadın neden görmezden geliyor kocasının yaptığını? Sadece ben mi vardım ona yapan, bana yapan, başkasına yapmaz mı? Neden herkes kendini düşünüyor bencilce? Neden çoğu insan menfaat peşinde. Anlamıyorum Asiye Hanım. Cidden. Kendimi kirlenmiş hissediyorum. Kendimden tiksiniyorum. Hiç yapmam dediğim konuyu bilmeden de yapmış oldum. Duygularımdan hiç bahsetmiyorum. Evlenmeyi, yuva kurmayı artık istiyor muyum? Bir gün birisiyle tanışacak olsam ona güven duyar mıyım? Ne ekersen onu biçersin demiş atalar. Ben bunu yaptım diye tanışacağım kişi aynısını mı yapacak? Karma elimde olmadan beni de bulacak mı? Hiç düzgün ve dürüst değil insan kalmadı mı dünyada nereye gidiyor bu halimiz ya tuhaf gerçekten tuhaf ahmete gelince huyumu çok iyi biliyor yıldızları gökten indirse beni yıldızlara çıkarmayı denese ölsem de dünyada tek erkek olarak kalsa da affetmem gerçi affedecek biri de yok hikayede ahmet yalan allah affetsin ne yapıyorsun Ama bir... artık tamam ya. gel gel oh yoruldum ya arkada vallahi gel, şiştim gel Aşıyorum Zaten şiştim. çok az kaldı. Vallahi şiştim böyle var ya darallar geldi kayar mısın Ahmet e birazcık? Ahmet'e bak ya sen... Ahmet oğlum içinden <laughs> geçeceğim şimdi senin. Dur bir gerçi, sen geçeceğim. Gerçi affedecek biri de yok hikayede. Ahmet yalan. Allah affetsin. Karısıyla barışmasını dilerim. Akıl bağı olup onların tekrardan mutlu olmasını dilerim. Duygularım könerdi. Bunca yalan içinde sevecek birisi kalmadı ki. Kalmaması da iyi bir şey. Olayların sonu bu tür bitmesine sevindim Asya hanım Lakin eğer öğrenmeseydim eninde sonunda karısını boşayıp bana gelecekti. Benim de hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. İnanacaktım, güvenecektim. Aklım sıra güzel bir ilişki içine girecektim ona yapan bana yapan öbürüne de yapar. Allah her zaman gözüm gözüme soksun inşallah. Yalanla nereye varacaklar? Bir erkekten beklentim yok aslında. Maddiyat önemsiz. Maneviyat bekliyor insan. Aşk, sevgi, sadakat. Ne yazık ki fakat bunları beklemek bile artık çok büyük fedakarlık. Kötülük normalleşmiş. Normali ise fedakarlığa bürünmüş sanki. Sonumuz hayırlı olur inşallah hepimizin. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalmanızı dilerim. Sayenizde içiniz içimi dökmüş. Biraz olsun rahatlama içerisine girdim. Eşinize selamlar. Şimdi sen bir girmeden ben bir şey söylüyorum. bir dakika benim girmem lazım. bir önceki video neydi? Dur, bir, önceki video dul. Dul. Bir önceki video Ersin miydi? Ersin Bey. Bak Ersin Bey ne kadar naif ve kibar bir beyefendi. İtirafı yolladı. Yayınladık. Hemen altına tüm yorumları okuduğunu. yazar. Tüm yorumları okuduğunu e, i̇tiraf için teşekkür etti ve herkese teşekkür etti. Gel birazcık böyle İtiraf istersen. gönderenlerin mutlaka yorumları okumasını e, ve orada izleyicilerle... Söyle ciddiye alamıyoruz şu anda saçların çok fena. Çok şişti Asiye Hanım ondan alabildim. Bir dakika Buyur, şimdi girin. ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, Ahmet bazında şunu söylemek istiyorum. Sizi böyle böyle bitireceğiz. Yani sizi böyle böyle bu yalanlarınızı tek tek ifşa ede 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 yakında bu yalanlara inanacak hiçbir şekilde kadın kalmayacak. Evet. Kalmayacak yani bitireceğiz sizi ya. Ben bunlara böyle olduğundan daha da fazla çok yer vereceğim. Ay çok, çok sinirlendim sin ya. <laughs> Şeyin şarkısı var diye baksana bu defa kesin. Söylüyorum. Kuş, kuş uçtu. uçtu ah Ahmet. Ahmet'e baksan ya. Ahmet. Ahmet'e baksan içi dolu, ya. İki dolu fıçıcık Şimdi. Ya rezil kefaze ben, ya. Ben şuradan gideceğim. Hayal miydi hanımefendi de? Evet hayal. Hayal'cığım dost acı söyler, abi daha acı söyler. Ben birazcık şeytan avukatlığını yapacağım. İki tarafta konuşmak istiyorum. Birinci taraf babamın bir lafı var. Çok severim. İnsanlara güvenmek iyidir, güvenmemek en iyisidir diye. Sen de zaten bunun temelinde insanlara evet. yaklaşıyorsun. Sen bunun temelinde hep bir ilişki arayışı içerisine girmişsin. Yalnız şöyle bir şey var. Artık şunu Bakın hayatınızdan ve kafanızdan çıkartmanız lazım. Din dediğimiz şey vicdanlardadır. Evet. Dini sen vicdandan çıkartıp yaşam şekliyle insan aramaya başlarsan her hıyar gösterene tuzlukla elinde koşma koşarsın. Evet. Anladın? Mı? Tuzlukla elinde koşarsın. Şimdi namazında, niyazında olması bir insanın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bir insanın Allah demesi iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ve Rabbim, Allah şu ya. işte ben hacca gittim, umreye gittim, her cumaya giderim falan. Ya şöyle bir şey var. Bak sana daha değişik, çemberin dışından bakabileceğim bir örnek vereyim hem hayal Hanım'a hem diğerlerine. Yani şöyle bir şey duyabilir misin? Ay canım, Joseph çok iyi bir insan. Her pazar kiliseye gidiyor. Her pazar kiliseye gidiyor. Böyle papazla rahiple günahlar çıkartıyor. Bak son derece iyi bir insan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yani insanın iyi olup olmadığını Allah demesine mi bakacaksın? Evet. Yani Rabbim demesine mi bakacaksın de, ya da ama ben bir, bir söz var şunu ama, bak şunu ekleyeyim ama beni çok, çok biliyorsun ya Hayır, bak ben ama ben toparlayamıyorum kafamda yok, sonra yok. hak vereceksin bir insan zaten en çok neyden bahsediyorsa o eksiktir ha onu diyecektim zaten evet. ee, ben dağılınca yani... konuşamıyorum ya biri bak Allah birdir diyorsa tamam ama ikinci Allah diyorsa şüphe et. bir insan ne kadar Allah diyorsa o kadar yalancıdır. Bir insan ne kadar Rabbim diyorsa o kadar sahtekardır. Tamam mı? Ne kadar Çünkü, ahlak diyorsa. Ha, ne kadar ahlak diyorsa o kadar ahlaksızdır. Ee, ve artık lütfen ya her Allah diyene koşmayın yani. Her namaz kılıyor diye birinin peşinden gitmeyin yani. Bu gerçekten yani hıyar tutan birinin tuzlukla gitmek gibi bir şey. Yayının başında da söyledim. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınız zaman ilişkilerinizi bunun temeli üzerine kuruyorsunuz. Sizin aslında burada ilişki, arkadaşlık, işte kız arkadaşın olur kızsındır kız arkadaşın olur kankan olur erkek arkadaşın olur sevgilin olur bir ortam olur İnsan seçerken alacağınız kriter bu değil alacağınız kriter yalan söyler mi mesela bu? Bana hiç yalan söyledi mi güvenimi sarstı mı benim için ne yapabilir yani sadece bende gülmeye mi geliyor? Yoksa benim acımla dertlenebiliyor mu? Benim gözyaşlarımı silebiliyor mu? Ben arkadaşımın omzuna başımı koyduğum zaman beni anlayabiliyor mu? Ben ona bir şey anlattığım zaman beni doğru yola sürükleyebiliyor mu? Ne yapayım yani Allah diyorsa ya? Namaz kılıyorsa ne yapayım? Yani o cennete gidecek peşinden beni mi alacak? Aa canım sen de gel. Ben çok namaz kıldım seni de götürüyorum yanında mı diyecek? öyle bir şey demeyecek. Yani <laughs> öyle bir şey yok. Şimdi birincisi hayal senin insanları Özellikle bunu vurgulayarak değerlendirmen çok yanlış bir şey. İkinciye gelecek olursak ya bu kadar kendinizi dışarıya kapatmayın. Ya gidin herkese sevişin demiyorum. Gidin herkese öpüşün demiyorum. Gidin herkese sevgili olun demiyorum. Ama bir duvara çivi çakmayı öğrenmeden şunu diyemezsin. Yani ben kendimi muhafaza ettim gün gelecek o çiviyi duvara çakacağım. Çakamazsın ki bilmiyorsun ki. Çekici tutmayı bilmiyorsun. Çiviyi tutmayı bilmiyorsun. Bu nasıl yapılır? Ne kadar güç gerekir? Yani bunu bilmiyorsun. Bazı şeyleri deneyimlemeniz lazım. İnsan garip bir yaratık. Her insan değişik. Aynı parmak izimiz gibi. Birbirimizden bağımsızız. Birbirimizden farklı karakterlere ve özelliklere sahibiz. Sen ne kadar çok insan tanırsan o kadar insan sarrafı olursun. Doğru. Ne kadar insanı gözlemlersen o kadar insan hakkında bilgi sahibi olursun. Sadece bir mimikten, gözünden, hareketinden onun açığını yakalayabilirsin. Bu yüzden de kendinizi kapalı kutular içine hapsetip durmayın. İnsanları tanıyın. Gidin de herkese sevgili olun demiyorum. Ama bir fırsat verin ya. Kendinize bir fırsat verin. Hayatınıza bir fırsat verin. Bir şeyi tanımadan nasıl onunla ilgili bilgi sahibi olabilirsin? Ya ben arabayı alınca öğreneceğim. Hayır. Araba yalnız ama hiçbir şey öğrenmeyeceksin ki. Yine onu kullanman gerekecek. Bir daha kullanman gelecek. Bir daha kullanman gerekecek. Ve yavaş yavaş bunda artık uzman olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Onu tanıyacaksın. Arabayı tanıyacaksın. Nasıl çalıştığını bileceksin. Nasıl bozabilirsin. Veya nasıl tamir edebilirsin. Bunları bile öğreneceksin. İlişki de böyle. Kalbin kırılacak. Bir daha kalbini kırdırmayacaksın. Aldatılacaksın. Ama bir daha seni aldatan biriyle olmayacaksın çünkü bunu bileceksin. Bir insanın neden aldattığını, nasıl aldattığını, nasıl yalanlar söylediğini, nasıl kumpaslar kurduğunu, karısı olup nasıl bunu gizlediğini hepsini öğreneceksin. Bu sende güvensizlik yaratmasın. O zaman 8 milyar insana, insana karşı bir güvensizlik oluşur. En yakın arkadaşlarına bile güvenmemeye başlarsın. Kendini suçlamayı da bırak hayalcim. Yani sen burada bilmiyorsun. Ne olurdu yani kadını boşadı senle evlendi. Sen yuva yıkmış olmuyorsun ki sen bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bu senin karmanı etkileyen evet. bir şey değil. Karmanı etkileyen nokta ne biliyor musun? Tam da burası. Sen bunu bile bile o kadını boşamasına sebep olur ve bekleseydin eğer. Ya da işte, bu ilişkinin içinde olsaydı. Ya veya bu üçgenin dediğin gibi ilişkinin içinde olsaydın eğer. O zaman karmanı bozmuş olacaktın. Ne ekersen onu biçecektin. İlahi adalet tecelli edecekti. Veya karma sana tokadı yapıştıracaktı. Bu böyle. Bu böyle yani bunu kaçamazsın. Mesela bir adamın çok güzel bir lafı Ahmet e var. Ahmet'e baksan ya çıkamıyorum Ahmet'in içinden. Ahmet'e baksan ya. Ahmet bir de bütün güzel şeyleri özellikleri kendinde toplamış diyormuş ki. Şeydi kadınlar, Adnan Oklar'da öyle diyordu ya bütün evet, özellikler sizde toplamış şey söyleyeyim hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Evet hocam. İnşallah hocam. <laughs> maşallah hocam. Maşallah hocam. <laughs> Rabbim bütün özellikleri sizde toplamış hocam. Ahmet öyle diyor ya. Hayır, Ahmet bir de şey yapıyormuş ya etkilemek için erkek kadına yardım etmeli. Yemek de yapmalı. Oda ya bu... da yapmalı. Ahmet'e bak sen ya. Ahmet. Ah Ahmet. Ah Ahmet. Ahmet. Ah, ahmet, ahmet dilerim ahmet. ki Ahmet dilerim ki dilerim ki yap ay, senin gibi olan ay. bütün erkekler, bunu yapan bütün erkekler dilerim ki daha acısını tecrübe etsin. Ya Ahmet ne diyeyim yani? Ahmet'in karmasını konuşsak Ahmet'in yatacak yeri yok ya. Yani. Allah'ım ya. <laughs> Ahmet'in yatacak yeri yok. Hani aslında Ahmet'in içinden geçmeye geldim. Sonra dedim ki konuşup da ona değer vermeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten yaptıkları ortada ama ama kadınlarımıza da, kız çocuklarımıza, bizi izleyen kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza ve bizi izleyen canım erkek izleyicilerime de şunu söylemek istiyorum. Artık bu yalanlarınız tutmuyor eğer böyle bir ilişkin ya içinde olan... Ya sen kendi, kendi izleyicine niye bunu diyorsun? Senin Hayır, kendi izleyicin bunu, içine... ha, bunu yapan varsa, bunu, yapan. varsa bu yalanlar artık tutmuyor. Biz uyandık. Yani Uyanamamış. E, uyanmış işte bu ilişkinin içinde ama de değil. Ama bittikten sonra uyanmış canım. Ama anladım diyor Bak, kimse ne dört diyor? dörtlük değil dedim sen, diyor. En başta diyor ki ben sizi zaten izliyordum ve diyordum ki ah işte buna nasıl düşersin? Bunu nasıl anlamazsın? Bu hatayı nasıl yaparsın diyordum dedi. Ben de de anlamadım. Anlayamayabilirsin bazen ama bunun nedeni az insan tanıman. Az insan tanıman. Biz tanıyoruz artık Elcancığım ya. <laughs> biz saraf olduk. Yani asya yani ben hayır. böyle bakıyorum ben böyle insanlara. izleyicilerimizle hayır. Biz izleyicilerimizle artık tanıyoruz bu erkek profillerini. Hep aynı yalanlar çünkü. Kadın profilleri? Kadın profilleri de var şimdi tabii şey cinsiyet ayrımcılığı yapmıyoruz. Evet yapmıyorum. lütfen yani pozitif ayrımcılık yapmıyorum. Ee, yani. ama e, erkekler daha komik ya. Ya erkek Hep yani anladın mı? Yani beyni yok fikri var gibi bir şey yani. Ya ayıp ya o kadar da değil ya. <laughs> Ama bu tür erkeklere ne diyeceksin İlkay? Yani kalıplaşmış bir yalan cümleleri hepsi aynı cümleler kalıplaşmış ya birazcık özgün olun ya. Yani aldatmaya aklın eriyor o yalanı da başka türlü söyleyin ne? artık ne diyeyim yani. Ya hanımefendi, görüyor musun? Hiçbir insanın dört dörtlük değildir yani. Hayal'cığım'e de şunu söylemek istiyorum kapatmadan önce. E, zaten mailde de yazmıştım Hayalcim sana. E, bu bir e, karma değil. Yani bu bundan sonra bunları yaşadın diye sen de aynı şeyi yaşayacaksın diye bir şey söz konusu değil. İlkayın da dediği gibi sen zaten kararını güzellikten yana vermişsin. Bu ilişkinin içine sokmamışsın kendini. O yüzden ben bunun ödülü olacağını düşünüyorum. Çünkü sınavlar hayatımıza geliyor ama o sınavlar karşısında verdiğimiz cevaplar sonucunda da biz kendi yolumuzu çiziyoruz Sen kendine çok güzel bir yol çizmişsin verdiğin kararla eminim ki karşına senin sevgini hak edecek e, mutlaka birisi çıkacaktır Ahmet Ahmetler bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetler bitmez ama biz Ahmetleri bitireceğiz Ay. görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. kalın